Bu videoda size enerji tasarrufundan bahsedeceğim. Enerji tasarrufunu kullandığımız enerji miktarını düşürmek ya da enerjiyi korumak olarak da yorumlayabiliriz. Enerji tasarrufunun iyi bir şey olduğunu tahmin ettiğinizi düşünüyorum. Ancak aranızda enerjiyi neden istediğim kadar kullanamıyorum ki diye düşünenleriniz varsa bu video tam size göre arkadaşlar. Aklınızdaki bu soruya verebileceğim bir sürü yanıt var. Ancak en önemlisi enerjinin çevre üzerinde çok büyük bir etkisi olması. Enerji üretim yöntemlerimizin çoğunluğu sera gazı salınımına sebep oluyor. Sera gazlarının küresel ısınmaya çok büyük bir katkısı olduğunu herhalde söylememe gerek yoktur. Ek olarak toplum üzerinde ve altyapılar üzerinde de bazı etkileri var ve ayrıca pahalı olduğu için cebimizi de etkileyen bir şey. İsterseniz öncelikle hane bazında enerji tüketimine odaklanalım. Ekranda Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bilgi Yönetimi'nin hazırladığı bir siteye yani yerleşim yerine ait elektrik tüketimini gösteren bir grafik var. Elektrik tüketimi dediklerine dikkat çekmek istiyorum arkadaşlar. Ama elektriğin bir evde tüketilen tek enerji türü olmadığını da bilmeniz gerekiyor. Nerede yaşadığınıza bağlı olarak toplam tüketimin %50 ila 60'ı elektrik kullanımı kaynaklıdır bazı durumlarda doğal gaz ile petrol kullanımının da oldukça fazla olduğunu da hemen ekleyeyim. Bir hane ya da evdeki başlıca enerji tüketimini oluşturan gördüğünüz gibi klima kullanımı. Hatta sıcak ve nemli bir bölgede yaşıyorsanız bunun daha da fazla olacağını söyleyebiliriz. Sonra ısınma geliyor, yani evin ısınması için harcanan enerji, bir de ayrı bir başlık olarak suyun ısıtılması var. Sıcak bir banyo yaparken suyun ısınması için ne kadar enerji harcandığını hiç düşünmüş müydünüz? Sonra da aydınlatma geliyor. Bundan sonra da beyaz eşyalar ve ev aletleri. Bir birey olarak enerji tasarrufu konusu üzerine kafa yoruyor ve bu konuda bir şeyler yapmak istiyorsanız bu gibi şeyleri değerlendirebilirsiniz. Evde enerji tasarrufu yapmak için klimayı daha az kullanmalıyız. Tabii eğer mümkünse. Duş ya da banyo sürelerimizi kısaltıp daha az sıcak su kullanabiliriz. Bu arada duş alırken sadece suyun ısınması için enerji kullanılmıyor. Bunun yanında kullandığımız suyun temizlenmesi ve işlenmesi için harcanan ayrı bir enerji de söz konusu. Bu ise gördüğünüz üzere bir buzdolabı. Evinizdeki buzdolabı eski bir buzdolabıysa enerji tüketimi fazla olabilir. Yeni bir buzdolabının iklim üzerindeki etkisi yanında aile bütçesine yapacağı katkı da yatsınamaz. Enerji kullanımı sadece evlerde gerçekleşen bir durum değil. Burada 2020 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki enerji tüketiminin kaynak ve sektöre ait bir kırılımı var. Göze biraz kalabalık görünse de aslında bize çok fazla bilgi veriyor. Sol tarafta enerji kaynaklarımız var. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki enerjinin %35'i petrolden geliyor. Sonra %34'le doğal gaz var. %12'si rüzgar ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynakları, %10'u kömür ve %9'u da nükleer kaynaklı. Bu şema sayesinde enerjinin nereden elde edildiğinin yanında nerelerde ve nasıl kullanıldığını da görebiliyoruz. %36'sı endüstri sektöründeki kullanım. Bu da kullandığımız ürünlerin, hizmetlerin ve hammaddelerin üretildiği fabrikaları içeriyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki enerjinin %35'i ulaşım için kullanılıyor. Hem insanların ulaşımını hem de eşyaların taşınmasını kapsıyor bu. Kullanımın %17'si hane bazında kullanım. %12'si ticari. Bu da alışveriş merkezlerinde ya da ofis binalarında kullanılan enerji oluyor. Alttaki siyah gri kutu ise biraz daha ilgi çekici. Çünkü bize elektriğin buradaki rolünü gösteriyor. Petrol endüstriyel kullanıcı tarafından zaman zaman doğrudan kullanılıyor. Ancak zaman zaman da buradaki sektörler tarafından kullanılacak elektriğin üretimi için kullanılıyor. Benzer şekilde kömür de doğrudan ya da elektrik üretimi için kullanılabiliyor. Bu şemayı görene kadar farkında olmadığım noktalardan biri elektriksel sistemlerin enerji kaybı. Enerjinin %65'i kayıpmış, düşünebiliyor musunuz? Daha verimli bir elektrik ağı olsa ya da talebi karşılamak için elektriği ne zaman üretmemiz gerektiğini önceden bilebilseydik bu kaybı düşürebilir ve tasarruf sağlayabilirdik. Bazılarınızın daha az elektrik kullanmanın ya da elektrikli araba sahibi olmanın çevre üzerinde daha az etkisi olduğunu düşündüğünüzü hissediyorum. Ancak bu da söz konusu elektriğin nereden geldiği ile alakalı bir durum. Elektrikli arabalarla belki petrol kullanmayız ve muhtemelen yenilenebilir enerji kullanmak için de bir seçeneğimiz olur. Ancak arabanın ihtiyacı olan elektrik çevre üzerinde olumsuz etkilere sahip olan bir yerden elde ediliyor olabilir. Bu şemaya genel olarak baktığımızda toplum olarak enerji tasarrufu için toplu taşımaya yatırım yapmamız gerektiği sonucuna ulaşıyoruz. Burada gördüğümüz bir çimento fabrikası. Bu gibi üretimleri daha az enerji kullanarak da gerçekleştirebilir miyiz? Bunların yanında iş yerine giderken iş arkadaşlarımızla arabayı paylaşmak ya da elektrikli araba kullanmak konusundaki motivasyonumuzu arttıracak bir takım düzenlemeler de mevcut. Tabi az önce bahsettiğim gibi elektriğin nereden elde edildiğine bağlı olarak önerilenler tamamen temiz enerji kaynakları olmayabilir. Ama en azından bu düzenlemeler sayesinde yenilenebilir enerji kaynaklarına olan yönelimimiz artabilir diyerek bu videoyu sonlandırmak istiyorum. Enerji tasarrufu son derece karmaşık bir konu ama bir o kadar da önemli. Bu video sayesinde enerji kullanımınıza kritik bir bakış açısıyla yaklaşıp hem bireysel hem de toplumsal düzeyde neleri iyileştirebileceğimiz konusunda düşünmeye başlayabiliriz.